Özellikle bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak siz basın emekçilerinin bu gününü kutluyorum. Bu vesileyle her zaman bu dönemde maalesef ki her konuşmamda söylemeye çalışıyorum. Allah'ım bu terör belasından memleketimi inşallah bir an önce kurtarır. Yine yakın zamanda bir şehit verdik biliyorsunuz şehrimiz olarak. Ama memleketimizin her tarafına bu şehit ateşi düşmekte. Allah'ım o şehitlerin mekanı cennet etsin, ailelerine sabır versin, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımızın, milletimizin ve ailelerinin de başı sağ olsun diyerek bugünkü konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi ilk yarıda puansal olarak istediğimiz yerde bitiremedik. Bunun ana sebebi takım ruhuyla ve isteğiyle arzusuyla oynamasına rağmen özellikle iç saha maçlarımızda almamız gereken puanları alamadık. Burada talihsiz maçlar kaybettik, talihsiz puanlar kaybettik. Son Ahmet maçında olduğu gibi 90+2'de uzatmada golü yiyerek berabere bitirdik. Aslında çok rahat maçları siz de şöyle gözünüzün önüne geçirseniz iç saha maçları, Fethiye maçı, Buca maçı, Memlük maçı, Ahmet maçı olmak üzere çok rahat 4-5 puan da alıp 23-24 ve 25 bandında olabilirdik. Böyle bir puan bandında olduğumuzda playoff için hedefimiz tabii daha matematiksel olarak daha büyük olurdu. Ama ilk yarıdaki sıkıntımız bir de sezon başındaki o büyük transfer yasağı engelinden dolayı son gün transfer açmış olmamız 3-4 tane de arkadaşınızı transfer bundan dolayı edemeyişimizdi. Bu eksik noktalarla takım ilk yarıyı bitirdi. Birkaç tane de yine sakatlı Yusuf Emre Kasal olması hiç oynayamadı. Önlü Dören Erkin'de orta sahada bizim için önemli arkadaşlardan biri olacaktı. Maalesef o da ilk antrenmanda ilk yarının yani maça çıkmama sakatlandı. Bu tip sebeplerden dolayı işte aslında memnun olmadığımız 18 puan gibi bir puan da kapattı. Burada gerçekçi olmak lazım tabii. 18 puan nedir? Takım gruptaki sıralamalara baktığımızda aşağıya daha yakın, yukarıya biraz daha uzak bir yerdeyiz. Bunun bilincindeyiz. Bunu bilerek elimizdeki imkanlarla transferleri gerçekleştirmeye, nokta transfer. İsim bazında değil de, çünkü bizim isim bazında yapacak zaten ne gücümüz var ne paramız var arkadaşlar. Bu realiteleri verelim. Bazı sosyal medyada taraftar arkadaşlarımız tabii ki gönül her şeyin en iyisini istiyor. Ama bunun bir de realiteleri var. Bunları da değerlendirerek elimizdeki imkanlarla en iyisini yapabilmek bence başarılıdır diye düşünüyorum. Çünkü imkanlarımız da kıt. Hep aynı şeyleri söylemek istemiyoruz. İşte Maraspor'un gerçeği, Maraspor'la biraz ilişkide olan herkesin bildiği bir durum. Biz elimizden geldiğince bu takımı lige çıkarıp kendimize hedefler koyup bir yere taşımaya çalışıyoruz. Bir yüce Allah'ımız var, bir taraftarımız var. İşte bir de bizler varız. Bir de sezon başında destek veren büyüklerimiz var. Allah razı olsun hepsinden. Ama bu işte hep söylüyoruz, bir kulübün başarılı olması için devamlı süreklilik lazım. Yani işte taşıma suyla bir yere kadar, her dönem böyle para bul, işte onu yap, eksiği tamamla. Bu biraz kıt kanaat geçinen insanlar gibi gidiyor. Ama en azından bardağın dolu tarafına baktığımızda bu ilk takımımız daha karakterli, daha hevesli, daha istekli, arkadaş ortamı gerçekten çok iyi olan. Ben bundan dolayı arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum, futbolcu kardeşlerime. Gerçekten özverili bir şekilde ellerinden geleni yaptılar. Zaten çoğu maçta içerideki kaybettikleri maçlardan sonra veya kaybettikleri puanlardan sonra bile taraftar tribüne çağırarak bu taraftar sizinle gurur duyuyor diye söyletebiliyorlarsa bu da benim kendi adıma 3 yıldır oluşturmak istediğim bir ruhtu. Bu mücadeleyi, bu ruhu, bu isteği görmekti takımımızdan. Bundan dolayı memnunuz. Ben şimdi 18 puan, yapılan transferler, eksik bölgelere
İkinci yarı tabii ki daha büyük bir ateş var. İkinci yarı her takım için daha zorlu geçiyor ilk yarılara göre. Puan savaşı, bir puanın gerçekten önemi ilk yarıda kaybettiğin 3 puanlardan daha önemli diyor. İkinci yarıda bir puan bu. Bunun bilinciyle ve tecrübesiyle teknik heyetle birlikte hocalarımızla ve sportif direktörümüzle birlikte bizim onların tanıdığı, bildiği, inandığı futbolcuları biz transfer etmeye çalıştık gücümüzün yettiğince. Hep söylüyorum şartlar dahilinde. Ve bunlarla takım olma adına hem arkadaşlık havasını, ortamını bozmadan hem de teknik açıdan eksik mevkileri doldurarak ikinci yarıya başlayacağız inşallah. Burada ilk 3-4 hafta çok önemli. Çocuklarla bunu da hocalarımız devamlı konuşmakta. Eğer bu 3-4 hafta iyi bir seri yakalanırsa ilk yarıda koyduğumuz hedefi yakalamak neden olmasın? Bu ilk baştaki 3-4 haftaya bağlı. İnşallah o bilinçteyiz. İlk maçımızda Konya Selçuk'la içeride. Bismillah deyip başlayacağız. Ben buradan bir kere daha sizin çalışan gazeteciler olarak gününüzü kutluyorum. Basın emekçiler olarak emeğinizin karşılığını alın istiyorum. Emeklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Her yere, şehrin haber olan, olay olan her yere koşturuyorsunuz siz de kat imkanlarla. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Memleketimize huzur, barış dolu, sağlıklı, sıhhatli, başarılı bir yıl temenni ediyorum. Spor ailesi olarak da ikinci yarı başlayacak tüm spor takımlarına centilmence, savaşsız, kavgasız, gürültüsüz başarılar diliyorum. Tabii ben çok başarı kendi takımımıza diliyoruz. Bir Kahramanmaraşlı olarak, Kahramanmaraş spor sevdalısı olarak. Dediğim gibi bize göre bu şartlar altında biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Eksik mevkilere doğru transferleri imkanlar dahilinde yapmaya çalıştık. Bir de takımın ikinci, üçüncü yıllarını da düşünerek, gelecek 2-3 yılı hesaplayarak bu dönemde biz 5-6 tane de 20-21-22 yaşında ve 2-3-4 yıllık sözleşmeler imzalatarak takımın gelecek ikinci, üçüncü yılında kurtarmaya, onu takımda oluşturmaya çalıştık. Ha, bu arada yeni yaptığımız transferler de hiçbiri yarım dönemlik değil. Şu ana kadar hiç kiralık oyuncumuz yok. Yine en az yapılan transfer süresi 1,5 yıllık. Bu da takımımızın geleceği açısından, sözleşmesi devam eden futbolcuların noktasında. İşte son 1-2 yıldır her dönem yaşadığımız transfer engeli noktasında bize katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. İyi bir kamp geçirdik. Antalya'da, iyi bir otelde. Ben gidemedim bu sene maalesef. İşlerimizin yoğunluğundan ve bazı buradaki takımla ilgili son dakika çıkan transfer engelli dosyalar var. Onlarla ulaşmakta. Ama takımımız orada iyi bir kamp geçirdi. 3 tane hazırlık maç yaptı. İki gerçi yarıda bitti. Tartışmadan dolayı iki futbolcu arasında. Maçın birini kazandılar, birini beraber ama kaldılar. Ama önemli olan burada hazırlık maçlarında, kamp döneminde skorlar değil biliyorsunuz. Hoca orada herkesi oynatarak kimin ne yapabileceğini, takım içerisinde kurguyu, pozisyonu, kafasındaki 11'i ve alternatifleri görme adına yapılan bir hazırlık maçları. Tekrar geçen pazarda burada aslında bir hazırlık maçı yapıp, dostluk maçı yapıp Erzin'le, Recep hocamızın takımıyla. Buradan bu vesileyle Recep hocama ve takımına başarılar diliyorum ayrıca. Hem transferleri taraftarlara tanıtmak hem de burada güzel bir ambiyansta bir maç oynamak istiyorduk ama hava koşulları sebebiyle futbolcularımızın 15 tanesi 15-16 İstanbul'da gelemediler. Uçaklar iptal oldu. Hala da şu an için 3 tanesi bugün gelmeye çalışıyorlar. Daha tamamlayamadık. Bundan dolayı o maçta olmadı. Keşke olsaydı. O zaman 4 hazırlık maçı olacak şekilde olacaktı. Ama önemli değil. Kendi aralarında işte cumartesinden gelenler, cumadan gelenler oldu. Cumartesi bir gerçi, pazar derken dün itibariyle belli bir sayı ulaşıldı. Hocam çift kale maçlarını falan yaptı. Konya maçına hazırlanıyoruz. 15 Ocak'ta ilk maçımız var, pazar günü. Tüm taraftarımızı bu maça bekliyoruz. Nasıl başlarsa böyle gider diye bir söz var. İnşallah Allah'ım da yardım eder. İyi başlangıç, iyi bir başlangıç yapıp ikinci yarıya güzel bir şekilde başlamak istiyoruz. Bu takımla ilgili, kampla ilgili ve transferle ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar.
Ama bugünkü diğer mevzumu size paylaşmak istedim. Demin de ucundan söyledim. Biz bu döneme beklemediğimiz dışında 3-4 tane transfere geldi dosya. Federasyona girdi. Bunlarla ilgili bir öngörümüz yok. Bunlar öbür sene gelecek diye bekliyorduk. Ama nasıl oluyor bu işleri de anlayamıyorum. Kutsal açıdan 3 yıl önceki dosya hala bekliyor. İşte 3 ay önceki dosya öne geçebiliyor. Burayı da ayrı araştırmak lazım diye düşünüyorum aslında federasyon nezdinde. Çünkü şu anda federasyonda UÇK dediğimiz uyuşmazlık çözüm kurulu var. Burada 5 tane adam var. Bunların verdiği kararlar kimse temize götüremiyor, sorgulayamıyor. Uymak zorundasınız. Böyle bir defakto, böyle bir emirvaki bir kurul. Bununla ilgili de aslında bir an önce bunun çözülmesi lazım. Bu ayrı bir problem. Türk futbolunun genel problemi ama bizi de etkiliyor. Şu andaki bu olay geçen hafta bize bildirilince biz oradan 3-4 tane dosyayı gene hukuksal olarak son anda yetiştik, itirazlarımızı yaptık ve kazandık. Bir tanesi hala dosya şu anda haber bekliyoruz. Ama bir şekilde yukarıdan ayarlanmış ve bizim itiraz etme şansımız kalmayan dosyalar var. Bunlarla ilgili ciddi bir meblağ oluştu. Bundan sonra ne yaptık biz peki? Bizim çünkü gördüğümüz rakam 3 tane dosyaydı. Biz onlarla, o da bildiğimiz geçenki sporcu arkadaşlar Ramazan, Recep ve Volkan Özcan'ın dosyaları. Öbür dosyalar bizim için sürpriz oldu. Ve bir haftalık bir süre var. Yani bir hafta önce bize geldi. 15 Ocak'a maça çıkacağız. Bunu açıp çocukları, yeni transferleri kaydetmemiz lazım. Ben Sayın Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak olmak üzere görüşmelerimizi yaptık danışman aracılığıyla kendiyle. Onlardan inşallah haber bekliyoruz. Sayın milletvekillerimizle özellikle Celalettin Bey olmak üzere bu görüşmeleri problemi aktardım. Onlardan haber bekliyoruz. Sayın Belediye Başkanımızla valimizle bu konuda durumu aktardık. Yine Celalettin Bey aracılığıyla. Onlarla durum söyledik. Onlardan da haber bekliyoruz. İnşallah Cuma'ya kadar bu problemi bir şekilde halledeceğiz. Yüzlük kuyruğuna geldik. Yani buradan geri dönmek zaten olmaz. Bu büyük abilerimizden, bu büyüklerimizden inşallah bugün yarın hayırlı bir haber bekliyoruz. Geldiğinde de sizle paylaşacağım. Şu an için söyleyebileceklerim bunlar. Dediğim gibi onlardan bugün yarın bununla ilgili de bir haber geldiğinde ben en kısa zamanda ya sosyal medya üzerinden yine birebir size paylaşacağım. Şu anda söyleyebileceklerim de hepinize teşekkür ederim. Sorunlar da Veysi Bey ile irtibat kurulduğunu söylediniz. Yaklaşımı nasıl oldu? Bu problemden hani bilgisi oldu, haberi evet, oldu. Veysi Bey'in haberi var. Geçen hafta da Maraş'taydı zaten. Ama yoğun bir program olduğu için burada görüşemedik. Şehit cenazesi oldu en son üstüne. Allah'ın rahmet eylesin şehidimizin tekrar ailesine sabırlar diliyorum. Sayın Başbakan Yardımcımız konuda haber var. Selçuk Bey'le danışman üzerine ben detaylı bir mail istediler. Ben onu mesaj olarak attım. Olayı değerlendiriyor dediğim gibi. Dün de beni aradı Selçuk Bey. Saat 11-12 gibi. Ama mecliste de bu anayasa değişiklik şeyi var biliyorsun. Meclis gündemi çok yoğun. Celalettin Bey de yanımdaydı. Miş yani söyledi. Haber bekliyoruz. Olumlu inşallah. Şu anda beklentimiz olumlu ama net bir şey var mı derseniz yok. Onlardan haber bekliyoruz. Ben inanıyorum bu dertleri ben olayı onlara çok basit ama net bir şekilde anlatabildiğime inancındayım. Olayın ehemmiyetini ve önemini farkındalar. İnşallah çözüm noktasında bize yardım olacak. Bir transferleri galiba isimlerini söylemeyeceksiniz. Yok söyleyeceğim ben. Soruyorsan söyle. Yani onları söylersen çünkü taraftar çok merak ediyor. Geldikleri takımları, isimleri. Yani biz onları dedim ya işte pazar günü maça organize etmiştik aslında. Biz taraftardan sakladığımız falan bir şey yok. Neyi saklayacağız? Yani sahaya çıkıp oynayacak zaten. Çünkü oraya geldiğini. Çünkü kampa ben gidemediğim için protokoller imzalandı yalnızca. Sözleşmelerle şey yapamadık. Buraya geldiklerinde işte maça çıktıklarında ve hocadan da son rapor aldıktan sonra aslında ben bunu yapmak istiyordum. Sonuçta hocanın raporu da zaten olumlu yani şöyle. Ben söyleyeyim transferleri. Bursaspor'dan Servay Yaz kanat oyuncusu.
Yine aynı Bursaspor'dan Barış Çiçek orta saha. Muğlaspor'dan Evren Horozal stoper. Fatih Şen Diyarbakırspor'dan en son oynadığı takımı. Sezon başında bu Bursaş'taki Serbay, Barış ve Fatih Şen'in sezon başında da almayı düşündüğümüz oyunculardı ama demin ki söylediğimiz teknik sebeplerden dolayı alamamıştı. Fatih Şen ön libero, orta saha. Kemal Akbaba santfor olarak biliyorsunuz. Kemal burada bir dönem bir maç oynadı geri 2 sene önce. Bir sıkıntılı şey yaşadı. Tekrar gitti. Bala düştü bilmem ne. Ha Kemal kendi adına bir şans istedi. Biz de Kemal'e o manada benim yani özellikle bu bir inisiyatif sağladığım bir transfer. Ve Kemal'le gerekli konuşmayı yaparak takıma kattık. İnşallah katkı sağlar. Sonuçta kariyeri futbol bilen bir arkadaşımız ama bazı sıkıntılar yaşadığı şeyler işte bazen gençlerde oluyor. Şu anda daha 28 yaşında bir adam. Yani sonuçta 30-35 yaşında da. Onun da hayat önünde daha 5-6 sene futbol doğru oynarsa zamanı var. Maraş onun için yeniden bir doğuş olabilir. Bu noktada işte ikili konuşmamızdan sonra Kemal Akbaba. Furkan Yıldırım diye Buca Spor'dan genç bir arkadaşımız var. Sol açık. Furkan iyi bir oyuncu, geleceği olan bir oyuncu. Yani şu anda Fesi ile ilgili Buca ile Fesi'ni aldım demiş. Sonra 3. lige diye vermişler diye bir şey var. Onu işte birazdan teste geçeceğim. Gerekse Buca Başkanı'yla görüşüp halletmeye çalışacağım. Başka kim var? Erdi Gürcan demin programdan öncesinde bak. Röportajını söyledim. Ama Erdi sakatlandı. Ondan faydalanamıyoruz. Bu ilk yarıyı kapattı. Yan çaprazlar gitti kampta. Ameliyat oldu. Artık o sezon sonunda ama o sözleşmemizi attı. Bizde 2,5-3,5 yıllık sözleşmesi var. Yani 22 yaşında. 22 yaşında yani. Yine Hollanda Nekbreda takımından sol bek, sol oynayan. Geçen ilk yarı Tepecik'te bir bulunmuş ama altyapısı olan Oğuzhan Kazancı. Tars İtman yılından evet İbrahim Coşku orta saha. Bir de Kemer Spor'dan Fatih Bozok. Bu transferlerin yapısına bak. Bir de Fenerbahçe'den bugün görüşüyoruz altyapısından bir genç bir oyuncu var. Eğer biterse bugün büyük ihtimalle bitecek. Bittiğinde ondan sefer o da genç. İleriye de düşündüğümüz yatırım olarak gördüğümüz arkadaşlar da. Bir de bir santfor daha var dün bana söyledi ama kiralık dediler. Petrelik'ten bir arkadaş. Ben kiralık sıcak bakmadım söylüyorum. Bizim sportif direktörümüz görüşüyor. Son durum nedir bilmiyorum. Onu da netleşirse onları sizle paylaşırım. Dolayısıyla bu yeni genç arkadaşla o son santfor arkadaşla olursa eğer bir de işte takımda yok olmuşsak 10-11 kişilik bir transfer oluyor. Bunların yaklaşık 4-5 tanesi bu yıl için takımda düşünülen mevkiler olarak transfer edilen arkadaşlar. Diğerleri de ileriye dönük yatırım olarak takımın geleceğini 2 yıllık, 3 yıllık planlamayı yaparak düşündüğümüz oyuncular. Bunlar şu anda belki isimleri çok tanınmıyor ama teknik heyetin ve bizim inandığımız insanların bize gerçekten potansiyeli olduğuna inandıkları futbolcu kardeşlerimiz. İnşallah onlar da sahaya çıkıp isimlerini Kahramanmaraş Spor'la birlikte spor kamuoyuna daha da fazla duyuracak. Bu çapta bu kapasitede genç arkadaşlar. Maraş Spor'un böyle bakarsak bu şu cuma günü bu engelde aşarsak inşallah yaklaşık 2-3 yılı çok rahat diyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra çok nadir tek tük transferlerle takımı götürerek o yılki hedefimiz neyse maddi şartlarda ona göre transfer yapıp takımı ileriye taşıyacağız. Başkanım engel derken tam bir fiyat verebilir misiniz? Yani şu kadar. Şu anda en son tamam dosya masrafı faizler falan oluyor ya. Yani geçen sene de tercüman biliyorsun ana para üzerinden konuşuyoruz. 850 diye biliyorum. 850 bin lira. 850 bin lira pardon. Yani. Eski yeni para 850 bin lira ya 850 milyar eski parayla. 1 trilyon değil. Başka soru varsa.